Merhabalar. Şimdi ben normalde kardiyo diye çıkmıştım ama hazır çıkmışken siteyi de göstereyim diye video çekeyim dedim. Şurası havuz. Havuz var orada. Şurada iki tane tenis kortu var ama kapalı şu an hepsi. İkisi de, üçü de. İşte böyle. Bu Nashua tarafında bir tane ev. Site. New Hampshire bastığının üstünde kalan bir yer. Ben normalde güneye gidecektim. Florida, Texas falan düşünüyordum, istiyordum. Ama nasip, gidemedik. Şu an daha kuzeye çıktım. Yani hayat şartları değil. Sitede bir sürü blok var. Şunun resmini göstereyim, anlayacaksınız. Şurası komple sitenin tarafını gösteriyor. Buradakilerin hepsi ev işte. Ayrı ayrı evler. Bazılarında iki daire var. Bazılarında dört daire var. Hepsinin kapı girişi ayrı. Bazıları böyle. Bazıları tek kat. Bizimki üç katlı. Her katta dört tane var mesela. Büyük yani. Araba park sorunu yok. Biraz katlı yapayım, devam edeceğim. Potumu alsaydım keşke. Şöyle evler işte. Havuzun sağ tarafı bizim evde, şu binanın arka kısmına kalıyor. Gösteririm eve giderken. Çöpler burada site içerisinde, şu konteynerlere atılıyor. Konteynerlardan gelip alıyorlar. Yani Boston'daki gibi çöp günü, kağıt ayrı, poşet ayrı, plastik ayrı değil. Hepsini şunun içine atıyorsun. Adamlar geliyor, alıyor. Site güzel yani. Ne diyordum? En büyük dertlerden bir tanesi araba için parktı zaten. Araba parkında artık sorun yok çünkü evin kendine ait parkı var. Faturaları falan kendi üstümüze aldık. Bu şey için de iyi oluyor zaten, ilerisi için. Senin üstüne bir şeylerin olduğunu, faturayı düzenli ödediğini gösterdiğine dair bir şeyler işte, iyi yani, iyi bir şey bu. Arabalar şurada yatıyor. Şu evin dışına çıkacağım. Yani market falan çok yakında mesela. Bu Five Guys var hemen 3 dakika dibimizde. Grillci var. O da onun karşısında. Market Basket var. O da 5 dakika sürmüyor yürüyerek. Yani konum olarak aslında çok daha iyi bir konumdayız şu an. Ev için. Her yer ulaşımımız var. Costco, Moscow çok yakınımızda. Arabayla 10-15 dakika. Benzin burada daha ucuz Boston'dan. Neyse, evin şimdi şu dışında bir turlayacağım. Dönüşte evi tekrar çekeceğim. Evin oradan devam ederim. Burada hazır gelmişken göstereyim. Mesela GNC var. Cleaner var. Hayvanlarla alakalı pet shop falan filan var. AAA var. Araba yol yardım gibi bir şey. Applebee's var. Burada sanırım açık büfeyle alakalı bir şey var ama tam bilmiyorum. Şurası Chicken Field. Burada ev, aksesuar, cart çurt, Home Depot gibi bir şey burası da. Bir sürü eşya var burada. İleride sol tarafta Market Basket var. İleride yolun karşısında hemen de Chipotle var. 7-Eleven zaten bu yolun sonunda kalıyor, köşede kalıyor. Yani benim için iyi. Zaten dışarıda çok yemeyen biri olduğum için
genelde market, basket, her şeyin içinde olduğu bir yer market olarak. Yumurta, çarçurt, ama tabii daha ucuz var. Mesela yolun biraz daha karşısında Aldi var. Orası da Costco gibi ama Costco'dan mesela daha ucuz şeyler var. Alabiliyorsun, bulabiliyorsun. Burası yeni açılmış. Altın diyor. Ama ben burada çalışamam. Spor mağazası. Burası da cancık cincikların kıyafetleriyle alakalı bir şey. Yani çok iyi. Hatta bu, yani burada Uber yapsam bile ölüsü 15 getirir. DoorDash da aynı. Normal passenger henüz daha yapamadığım için bilmiyorum ama bir de burada aklıma gelmişken söyleyeyim. State'e tax ödemiyorsun. Federal'e tax ödüyorsun. Öyle bir güzelliği var. Normalde Massachusetts'te hem federal'e hem state'e ödüyorsun. Aslında ne kadar çok kazanırsan o kadar çok ödüyorsun ama buranın güzelliklerinden bir tanesi o. Life free oradayım kardeş. Eve gidiyorum şimdi. Evi detaylı çekmeye başlarım kapıya gidince. Şu yol benim az önce yürüdüğüm yol. Burası da kestirme yol. Arabaların hepsi genelde burada oluyor. Yani bu binada oturanları. Bizim arabalar zaten burada. Çünkü geçen gün mesela arabayı şuraya koymuştum. Çimleri keserken bütün çimlerin o şeyleri hep arabaya gelmiş. Kara şimşek. Buna daha adını bulamadım bunun ya. Bunu çözemedim. Neyse, araba burada. Şu pencere benim kardeşim. Ona göre yani. Burası kapının önü. Çıktıktan sonra böyle bir şeyle karşılaşıyorsun kapıdan. Buranın kokusu biraz değişik açılıyor. Şimdi gidiyoruz. Tamam. Normalde burası bizim. Ama burası direkt mutfağa açıldığı için orayı kullanmıyoruz. Burada da bir kapı var. Labirent gibi şerefsiz. Hep buraya giriyorsun. Tertemiz. Şöyle yakalım. Ayakkabıları buraya koyduk. Temiz yani. Şimdi burası mutfak. Bu yeni. Bu yeni. Şöyle olması aslında dezavantaj. Neden? Çünkü ayarlayamıyorsun ateşi. Yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Bir de şunun altına denk gelmesi, yani bununla bunun aynı yerde olması, burası çok buhar oluyor mesela. Saçma. Mutfak dolabımız yeni. Işıkları yanmıyor ama yaptıracaklar inşallah. Burası zaten kimin olduğu belli. Bunu detaylı çekerim. Şurada girdikten sonra çamaşır yıkama, kurutma, yıkama. Çok büyük avantaj bunun olması. Lavabo. Şu var ama bunu hiç kullanmadık. Kullanmıyoruz. O kapı da burası kardeşim. Çıktıktan sonra buraya açıldığı için, yani ayakkabı koyabilecek bir yerin yok. O yüzden oraya koyuyoruz. Burası salon. Şöyle dönebiliyorsunuz. Oranın devamı gibi düşün. Bak hop. Döndüm. Mutfaktayım. Hop. Döndüm. Burada. Burası oda arkadaşının banyosu. Burası da baronun odası. Benim oda burası kardeşim. Girdik. Televizyon, kıyafet. Burada kıyafetler var. Arabamızı buradan kontrol ediyoruz her gün. Sabah öyle akşam günde bir sefer. Sandalye falan filan. Burası benim banyo. Banyonun şeyi, aydınlatması güzel ama ışığı açınca
havalandırması da aynı anda çalışıyor. Biraz kötü. Burası tırt tırt falan filan işte. Başka da bir şey yok. Yani o da böyle. Ya şurası da. Kıyafet dolabı. Öyle. Şu an kapatayım. Şimdi gelelim konuya. Şimdi antrenmandan geldim. Günü daha fazla kaybetmeden, çünkü öğlen çekmiştim geldiğim şeyi. Neyse. Şimdi ben bu eve toplamda, ben dediğim tek başıma olarak söylüyorum, totali söyleyeceğim. Ben bu eve 1050 dolar ödüyorum. Odaya. İki kişi toplam 2100 yapıyor. Aylık 48 dolar. İşte çevre bakımı, cartı cürtü, aidatı var gibi düşünün. Elektrik daha bugün baktım 48-50 dolar civarı gelmiş. Gazı da 100 küsür dolar civarı. İnternette 50 dolar. Yani toplamda ben tek başıma bu eve 1075 kira aidat, 1175 dolar veriyorum sadece eve, aidata, elektriğe, gaza ve internete, su bedava. Böyle bir ev, odası, içinde banyosu olan bir ev, Boston tarafında zordu. Dediğim gibi nasip bizi daha kuzeye itti. Gönlümüz güneye gitmekti ama belki de böylesi daha hayırlıymış. O yüzden buraya geldik. Bu ev gayet iyi. Zaten diğer arkadaşım da Amerikan futbolundan arkadaşım Baran. Yabancılarla kaldığı zaman şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Mutfağı ortak kullandığımız için onlar mesela, yabancılar domuz pişirebiliyor. Pork, yani pork olarak yemek yapıyorlar ve kokuyor. Aynı şeyi kullanmak zorunda kalıyorsun. Bazen seleyi, yani kurutma murutma, zaten o biraz başlı başına bir sıkıntı. Duş çok büyük bir sıkıntı. Çamaşır makinesi zaten çoğu evde yok. Yani bir çamaşır makinesin varsa senin evinde çok şanslısın. O yüzden çamaşır makinesi bunların başında geliyor. Neyse, her şeyle beraber 1175, hadi 1200 diyelim, kişi başı bu evin kirasını veriyoruz. Bence gayet makul. Bir sene buradayız. Kendimizi buraya kilitledik. Bir sene sözleşmemiz var çünkü. Bir sene sonra bakalım nereye gideceğiz. Şimdilik bu kadar. Sonunda bu ev videosunu da çekmiş oldum. Antrenmandan geldim. Çok pumplıyım. Acayip. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Be safe.